Doğalgazı keserlerse rızkı veren Allah. Biz de tezek yakarız. Özür dilemesi gereken varsa Rusya'dır. Rusya Allah pahliye. Putin'i Allah eyde. Yani utanmıyor. Bir de Talip dalımdan vuruyor. Ulan sen vurdun. Uçağın benim sınırımda uçurdu işte. Savaş uçağı. Ne hakkın var? Sen nasıl? Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, senin gözlerinden öperim. Rusya Türkiye'den özür dilemez gerek. Abla selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Şimdi Rusya Başbakanı demiş ki Türkiye bizden özür dilesin. Niye özür dilin ki? Sebebi ne? Hayır. Tabii ki hayır. Asla kesinlikle. Yani bir cavur için niye özür dileyim? O kim ki ben ondan özür dileyim? İhlal ettikleri sürece asla. Boyun eğmememiz lazım. Sınır bence. Yani de Rusya'nın doğal gazına sınırı değiliz. Muhakkak ki yetkilisi tedbirini almıştır. Sonuçta sınır ihlal olan biziz. Hatası olan onlar. Yani bizim öyle bir şey yapmamıza gerek yok. Peki doğal gazı keserlerse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kimse kesemez. Onlar hep... hatırlarsanız Batı ülkelerinin onlara uyguladığı bir ambargo vardı. O zaman onlara kim destek verdi? Türkiye verdi her haliyle. Geçmişlerine bakarsalar kim dost, kim düşman bilirler. Özür dilemez. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımız özür dilemez. Biz de dilemez. Çünkü bizde hatamız yok, suçumuz yok. Bunun hava üstüne gelip de Türkiye uçağının gezmesine hiç kimsenin razılığı var mı? Yoktur. Hayır. Bizim tezacımız onun bundan 20 sene evvel doğalgaz mı var idi? Rusya dedi ki ben bölgenin horozu yem ama vakitsiz etti, başını kestiler. Peki Türkiye özür dilemez. Hayır. Özür niye dilesin ki? Özür dilemesi gereken onunla. 10 sefer adam şey etmiş, bildiri vermiş. Hava sahamızı ihlal etme. Ha, o hiç saymadı. Bizimki de aslan kükredi, öyle indirdi yere. Ben Kıbrıs Harekatı'nda ihtiyat çektim, ihtiyat askeri çektim. Ateşinden oynamasınlar, ateşinden oynarsa kendilerini yakar. Peki ambargo koyarlarsa sıkıntı olur mu? Ne ambargosu koyacak bize mesela? Mesela işte doğalgazı keser. Keser, biz de ondan sebzeyi keseriz. Rusya'nın sebzesi hep Türkiye'den gidiyor. Biz tezah yakarız ama onlar kışın bir şey pişirip yetiştirip yiyemezler. Ha, ya onlar bizden dilesin ya, olur mu biz? Biz haklıyız da. Asıl onlar dilemesi lazım özürü. Çünkü onlar bizim yerlerimize tecavüz ediyorlar. Tamam mı? Türkiye'ye gözdağı veriyorlar fakat Türkiye ile Rusya o devletleri saymaz. Abi bizim özür dileyecek herhangi bir sıkıntımız yok. Yani Rusların bize yaptıkları ortada geçmiş yıllardan bugüne denk. Yani özür dileyecek biri varsa o da Rusya. Putin bizi, Erdoğan bizi sırtımızdan vurdu derken, yani o bizim çocuklarımızı, Türk kardeşlerimizi kırarken bizi de kalbimizden vurdu. Vallahi gereken tek bir şey var, Rusya'nın Türkiye'den özür dilemesi. Evet, yani Rusya'nın Türkiye'den özür dilemesi lazım. Hava sahamızı ihlal etmiştirler. Ondan dolayı yani Rusya'nın bu baskılar falan Putin uygulur yok. Doğalgaz falan Türkiye her zaman kendi tedaricini yapar. Peki keserlerse ne olur? Keserlerse hiçbir sıkıntı olmaz, kendilerine yazık olur. Yapılan anlaşma, ödenecek paralar direktmen kesilir. Ha oradan olmaz demiş, ayranım olsun sinek Bağdat'tan gelir. Yani sabretsinler, zaten 2023'te de Allah'ın izniyle onlar zaten bizde hepsi mevcuttur. Türkiye özür diler mi? Hem suçlular hem de cücülüler. Ne diye özür dileyeceğim? Ben sonuna kadar seyrettim ona suçlular. Ha? Hiç özür dilemiyorum. Hayır kesinlikle. Türkiye gereğini yapmıştır. Sınırlarını korumuştur. Onlar bizden özür dilesin abi. Biz niye onlardan özür dileyelim? Evet. Yapacaklar bir şey yok abi ya. Ne olacak? Tezek yakarız. onların bizden özür dilemesi lazım bence. Mümkün değil. Türkiye'ye yakışmaz özür dilemek. Türkiye hava sahamızı ihlal ettikten dolayı uçaklarını düşürdük. Hak ettik.